sıradan kopya çekeyim. 100 yıl sportçu olabilir herhalde. User spotsu ben çok duydum. Özellikle bu işte toplantılara gittiğimizde danışmadaki insanlar işte user spots falan deyince bakıyorlar, orada kayıtlı oluyor isim vesaire işte. Ha, user spots diyorlar. Ama tabii en komiği Bartu'nun 100 yıl sportsu. Yani user sport duydum. Onu da aslında kullanıcı testi vardı. Kullanıcı geldi kapıya. Spor salonu burada mı gibi bir tabirle soru sordu. Bayağı şey geldiğimi sanıyormuş herhalde, bilmiyorum. Çalışma deyince spor salonunda bir şey yaptıracağız gibi düşündü herhalde. Annem hala isim vermiyor şirket ismi. Bircan nerede çalışıyor? Bir şirkette ya. 4 Levent'te bir şirkette. Sonra bir gün arkadaşları bizdeydi. İşte böyle teyzeler oturuyor, ismini vermeyeyim belki izler. Sonra biri dedi ki nerede çalışıyorsun? User Sports'ta dedim. Diğeri dedi ki nerede çalışıyormuş? Beni dinleyen de şey dedi. Alman bir şirkette. 2017 senedeki eğitimde Wilkinson Maslak'taydık. Herkesin söylediği şey tabii ki bana da. Spor malzemeleri satmıyor muydunuz? User Sport diye. Ya da en son Ekim ayındaki Berlin'de otelden ayrılırken çok cebelleştim resepsiyondaki arkadaşla. Artık böyle açtım, kartımı verdim. Lütfen buradan yazar mısınız dedim. Benim duyduğum en komik örnek 100 yıl spot. Böyle spotçu olarak tanımlanan bir isimlendirme var. Bir de user boards var şurada. Yani user sıkılır ve boards şeklinde. Kullanıcı sıkılır. Yani kullanıcı testi yaparken fena da isim değilmiş artık gerçekten aslında. Yani ilk duyduğumda şey demiştim, ha bak güzel olabilir yani. İsmi bulmadan önce sloganımızı bulmuştuk. Göz izleme cihazı ile kullanılabilirlik testi. Hiçbir şey anlaşılmıyor. İsim için çok ciddi böyle bir yaklaşık bir 2 ay uğraştık. Yani 2009'un Ocak ayında markayı oluşturmaya karar verdik. Ocak, Şubat sürekli soğuk Ankara günlerinde isim arayışı içerisindeydik. Bir sürü alternatif vardı ama hepsinin fonetiği kötüydü. Yani user spots'tan daha kötü fonetiklere sahip şirket isimleri de vardı. Kullanıcının göz hareketleri, işte kullanıcı davranışları, onların gözlemlenmesi vesaire gibi birçok farklı işte user, eye, gaze, plot falan gibi böyle bir sürü kelimeyi bir araya getirmeye çalışıyorduk ve bir türlü bir şey çıkmıyordu. Bir gün ODTÜ'de A1'e giden bir yol var, uzun bir yolu. Biz bilgi işlemden çıktık ve yolda giderken user spots adını verdiğimiz kullanıcının göz noktaları anlamına gelen aslında isim ortaya çıktı. Ve çok benimsedik hemen. Bir de 2 aydır uğraştığımız için bir an önce tamam karar verdik, hadi bu olsun dedik ve hayatımıza devam ettik. Aslında ilk söylediğimiz insanlardan ya bu karışır gibi falan şeklinde yorumlar almıştık ama o ismi bulmanın heyecanıyla dedik ya dursun. Çünkü diğerleri daha kötüydü. Ama ben seviyorum hani user spots, gayet derdimizi anlatan, karıştırılan ama derdimizi anlatan, odağımızı anlatan bir isim.